Mevlüt yapıyor. Ne zaman çıktı bu? Ha? Ya hayırdır. لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ اِلَيْهِ Hayır olmuş olsaydı. Ebu Bekir'e geçer mi bu? Allah razı olsun. Ömer'e geçer mi bu? Hazreti Osman, Ali. Yoksa sen bunlardan daha iyi mi biliyorsun? Yoksa Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onlardan daha mı çok seviyorsun? Hayır vallahi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mallarıyla, canlarıyla, çocuklarıyla, her şeyiyle feda eden insanlardı bunlar. Onun için bir misallar. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgileri. Ebu Bekir hicrette bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önüne yürüyor. Bir arkasında, bir sağında, bir solunda. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu meseleyi bize çarptı. Ya Ebu Bekir neyin var, ne yapıyorsun? Ya Resulallah, ben korkarım müşrikler bir tuzak kurmuşlar önümüzde. Eğer ki ne uzaktan bir şey gelecekse, ok mu, başka bir şeyse bana gelsin diyorum. Sonra arkayı düşünüyorum. Sonra sağ. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ona dua ediyor. Ve mağara hadisesi, girip temizlemesi. Hazreti Ali'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yatması. Az önceki misal verdi o ansari sahabe. Allah razı olsun. Oğlu ve kardeşi ve kocası vefat eden kadın Müslümanların yoluna çıktı. Oğlun vefat etti. Konuşmuyor. Kocan, kardeşin, Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı diyor. Ummu Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ebu Bekir Hazreti Ömer'e dedi ki gel Ummu Hani'ye gideriz. Resul gidip ziyaret ederdi. Gittiler, ziyaret ettiler. O kadın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem zikretti, sonra ağladı. Dediler peygamber için sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın yanında daha iyidir. Onun için daha iyi. Dedi ben onun için ağlamıyorum. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından vahiy kesildiği için ağlıyorum. Mesela vahiyin kesilmesi için, kesildiği için ağlıyorum. Ağladılar. Onun için yapılan bu fiil mevlüt tarihi bilmiyoruz. Ama iyidir. İyilikle olmaz. İyilikle bu iş olmaz. Ha, iyi görüyorum. Bazenler diyor ben şeriatıma göre. Senin şeriatın mı var Hamal Hacı? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından başka bir şeriatın mı var? Bu sözler gayet tehlikeli sözler. Benim düşünceme göre yok. Burada senin düşüncen yürümez. Aklın tahsin ettiği şeyler olmaz. Sözlerinde, amelinde, her halükarında teslimiyet olması lazım. Gene ibadette bir kural vardır. Dur emri var. Nedir? Bir şey yapman ibadette diyorum. Duracaksın. Yasak. Ta Kur'an'dan ve sünnetten bir
Yap fiili gelinceye kadar. Bu bir kuraldır. Tam yemek ve içmek, evlenmek ve başka şeylerin zıttı. Tamamen. Onda yap. Tabir yasak gelinceye kadar. İbadette o zaman şu kural, bir şeyi yapman yasakı var. Hiçbir şey. Ta Rabbimiz emredinceye kadar. Allah emretti. Şöyle 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 yapın. Yaparız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Emretti. İkrar etti. Kabul etti. Bir kişi yaptı. Vahiy bunu tasdikliyor. Dur emri var. Peki bu yaptığın ibadet iyidir. Tamam. Ama senin aklına göre her iyi ettiğin şey, kabul ettiğin şey şeriatın kabul edip etmez söz konusu değildir. İmam Şatib'in kitabında, Al-İtisam kitabında bir şey vardır. Ebu Musa el-Eş'ari, Allah razı olsun, Irak'tayken Bağdat'ın camilerinden, işte başka bir şehrin camilerindeyken namaz kıldı. Baktı ki namazdan sonra insanlar halka halka olup bir zikir yapacaklar. Ayakta bir adam var. Sebbihu miyye, 100 defa subhanallah deyin. Bu bir zikirdir. İbadettir. Estağfiru 1000. Mesela burada ibadetin şekli oldu, sayı oldu, emir var. Ebu Musa el-Eş'ari, Allah razı olsun, bunlara baktı, bıraktı, gitti. Kime gidiyor? İlimde ondan üstün Abdullah bin Mes'ud, Allah razı olsun kendilerinden. Ya Abdullah bin Mes'ud, رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا, camide bir şey gördüm. Nedir? Böyle böyle bir hal var. Ne yaptın? İnkar ettin. Kalbinde. Dedi ki yürü. Geldiler camiye. Baktı ki durum aynı. Durdu Abdullah bin Mes'ud. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah'ı zikrediyoruz. Zikirde bir beis var mı? Vallahi yok. وَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ وَذَّاكِرَاتِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Kethir, çok zikredin. Ama niye burada? Bir şey var. Sahabelerin böyle bir meseleyi inkar etmeleri demek bu meselenin altında bir şey var. Zikir yasak değil. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا تَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبُ. Durdu Abdullah bin Mes'ud. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz? Allah'ı zikrediyoruz. Ha? Vallahi ya bin Mes'ud, Allah'ı zikrediyoruz. Ne dedi? Vallahi ya siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği o dinle siz daha iyisiyle geldiniz. Ve bu olamaz. Ya da siz bir sapıklık
yolum.